Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tesla'nın önümüzdeki süreçte uygun fiyattan satacağı yeni modelini konuşacağız. Biliyorsunuz son dönemde Elon Musk ismini sıklıkla duyar hale geldik. Elbette bunda Twitter'ın önemi çok büyük. Malum Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra pek çok değişikliğe gitti ve bu değişiklikler ses getirdi. Hatta sosyal medyanın çeperini değiştirdi diyebiliriz. Tabii ki bu başka bir videonun konusu. Bugün asıl önemli olan unsur Tesla'nın yeni modelinin fiyatı arkadaşlar. Biliyorsunuz halihazırda Tesla ülkemizde yeni satışlara başladı. Daha doğrusu bu yılın başlarında Türkiye pazarına girmişti ama satışlar yeni oturuyor. Çünkü ilk etapta biliyorsunuz stok sıkıntısı vesaire vardı. Fakat şu aralar hemen her bayide otomobil bulmamız mümkün bir hale geldi. Bunlara Tesla da dahil arkadaşlar. Yani bugün Tesla'nın sitesine girip bir sipariş oluşturduğunuzda birkaç gün içerisinde otomobilinizi teslim alabiliyorsunuz. Diğer bayilerde de durum çok farksız değil. İstediğiniz bayide istediğiniz otomobili hatta istediğiniz rengi bile bulabilmeniz mümkün diyebiliriz. Şimdi gelelim Tesla'nın uygun fiyatlı otomobilinin ne zaman geleceğine. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk yeni fabrikasının açılışına katıldı. Tesla'nın Avrupa'da yeni bir fabrikası daha oldu arkadaşlar. Bu açılışta önemli mesajlar verdi Musk. Dedi ki biz bu fabrikayı açarken önceliğimiz aslında uygun fiyatlı bir otomobil üretmek. Tesla şimdiye kadar pazarın lideri halindeydi. Artık pazara egemen bir marka olacak dedi. Bunda muhtemelen Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin uygun fiyatlarla pazara hakim olmaya başlaması önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizde de pek çok Çinli otomobil üreticisi satışlarını hızla arttırmaya devam ediyor. Son olarak BYD ülkemizdeki pazara girmişti ve önümüzdeki süreçte BYD'nin Avrupa pazarında da boy göstereceğini, daha doğrusu zaten boy gösteriyor ama daha kuvvetli bir şekilde, daha zengin bir model yelpazesiyle boy göstereceğini biliyoruz. Görünen o ki Çinli firmaların bu stratejisi Elon Musk'ı biraz ürkütmüş durumda. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek bir gümrük vergisi uygulanıyor. Yani fiyatlar burada önemli ölçüde artıyor. Fakat Avrupa'da böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla BYD gibi Tesla'ya yakın markalar bu anlamda fiyatları biraz daha aşağı çekmiş oluyorlar. Şimdi Tesla'nın bir modeliyle biliyorsunuz ülkemizde sadece şu anda Tesla Model Y satılıyor. Model Y ile BYD'nin aynı kıvamdaki modelini karşılaştırdığınızda ülkemizdeki fiyatları arasında çok bir fark olmadığını görebilirsiniz. Bunun temel nedeni arkadaşlar Çinli otomobil üreticilerine uygulanan ek gümrük vergileri. Avrupa'da vergi sıkıntısı diye bir şey olmadığı için insanlar bakıyorlar ve BYD marka otomobillerin Tesla'dan çok daha ucuza geldiğini görüyorlar. Dolayısıyla bu noktada Tesla ister istemez artık bütçe dostu bir model üretmek zorunda kaldı. Halihazırda Elon Musk'ın yeni açtığı fabrikada Tesla Model 2'nin üretileceği belirtildi. Model 2 şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre arkadaşlar hatchback bir yapıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca bu otomobilin fiyatının Türk lirasına çevrilmiş halini de vergiler dahil olarak arkadaşlar ve en alt dilime dahil ettiğimizi de belirtelim. Yani TOG'un halihazırda dahil olduğu vergi segmentinde bu otomobilin fiyatı yaklaşık olarak 900 bin Türk lirasına denk düşüyor. Evet, yanlış duymadınız. Eğer halihazırda mevcut kurlarda biliyorsunuz dolar şu anda 30 TL'ye dayanmış durumda, euro 32 TL bandında falan, aşırı bir oynama olmazsa, yani atıyorum yılbaşına kadar ya da 3-4 aya kadar euro ya da dolar aşırı bir şekilde sıçramazsa, günümüzdeki kurlar geçerliliğini korursa arkadaşlar, biz yakında Fiat Egea fiyatına Tesla satın alabileceğiz. Tesla Model 2'nin özellikle Türkiye'de satışa çıkacağını belirtelim. Bunun altını çizelim. Çünkü Elon Musk bu otomobilde önceliğin pazar payının düşük olduğu ülkeleri işaret ederek buralarda satışa çıkacağını söyledi. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman ABD'de Tesla'nın pazar payı bir hayli yüksek. Avrupa'da keza öyle. Hatta Avrupa'da bazı ülkelerde, Norveç gibi ülkelerde pazarın %70'ini ele geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'de Tesla'nın pazar payına baktığımızda hani elektrikli otomobiller bile %5 seviyelerindeyse Tesla'nın burada belki %1, %2 payı vardır diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda Tesla 2 için önemli bir pazar olacağını söylemek de mümkün. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Halihazırda Egea son fiyat güncellemelerine göre 780.000 TL bandından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir Fiat Egea yerine biz üstüne bir tık daha para koyarak Tesla 2 satın alabileceğiz. Tabii ki otomobilin verileri daha tam kesinleşmiş, netleşmiş değil. Yani ne kadar menzil sunulacak, maksimum hızı ne kadar olacak, bunları şimdiye kadar bilmiyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bunlar da netleşecektir. Fakat şunu söyleyebilirim sizlere. Söz konusu Tesla olduğunda çok düşük bir menzil sunmayacağını söyleyebiliriz. Hakeza hız tarafında da atıyorum bu otomobil 110 km maksimum hıza sahip olmayacaktır arkadaşlar. Yine en kötü 160-170 km'lik hızları görebilecektir diye düşünüyorum ben. Muhtemelen de böyle olacaktır. Çünkü Elon Musk bu otomobilde fiyatı düşürürken motor tarafında veya batarya tarafında bir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi. Ha nedir? Belki sensörler tarafında bazı kısıtlamalar olur. Biliyorsunuz Tesla yazılım satan bir şirket arkadaşlar. Dolayısıyla siz bir Tesla aracı aldığınızda yazılımlar için ayrı uçuk paralar ödüyorsunuz. Yani otomobilin üzerinde sensörler halihazırda var. Bu sensörleri aktif hale getirmek için ne alıyorsunuz? Yazılımı satın alıyorsunuz ve bu yazılıma da ciddi paralar ödüyorsunuz. Dolayısıyla Tesla 2'de belki bu sensörler devre dışı bırakılarak fiyat biraz daha aşağıya çekilecek olabilir. Dediğim gibi muhtemelen Tesla 2 hakkındaki tüm detayları biz bu yılın başında görmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani önümüzde bir 2 aylık bir süreç var. Zaten sonrasında seri üretimde gelecektir. Ardından 2024'ün ortalarına doğru belki ilk çeyreğin sonunda yeni nesil Tesla Türkiye yollarında da görünmeye başlar. Eğer bu konu hakkında sizin de yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.